ters fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Aman dikkat. Yani burada x'e 2 verdiğinizde 3 oluyor ya. Bu f'in tersi grafiği olduğu için f'in tersi 2 3 demektir. f eksi 2 sorulmuş. Tersten yaklaşacağız. Bakın şimdi. f eksi 2 eşittir k olsun. At bu tarafa. Eksi 2 eşittir f'in tersi k. Peki ne verince eksi 2'ye eşit oluyor? Gördünüz mü? 4. Hakikaten yapayım bakın. F'in tersi eksi 4 eşittir eksi 2 at bu tarafa f eksi 2 eşittir eksi 4 Yani burada biraz açık olmak lazım arkadaşlar. Hangisinden yapabilirseniz oradan getirmek gerekiyor. Bu da eksi 4 oldu. F0 sorulmuş. Yine diyeceğiz ki f'in tersi a 0 olması için bakın sıfır ne demektir? x eksenini kesmesi demektir. O zaman eksi 2'ymiş. Hakikaten yapalım bakın. F'in tersi eksi 2 eşittir 0'dır. At bunu bu tarafa. Böylece f0 eşittir eksi 2 olur tamam mı? Yani burası da eksi 2 olduğundan toplamları eksi 3 geldi b şıkkı. x eksi 4'ün mutlak değeri artı x fonksiyonun parçalı fonksiyonu dönüştürülmüş hali. Parçalı fonksiyon yaparken içeriği sıfır yapan değere bakacaksınız. Şimdi x büyük e eşit 4 için dışarı nasıl çıkar? x eksi 4 artı x siliyorum o zaman. Şöyle Diyorum ki burası 2x eksi 4'müş virgül. x küçüktür 4 için nasıl çıkar kenarda görelim. 4 eksi x bir de yanında x var gitti. İşte bu olay bu arkadaşlar. 4'ten küçük değerlerde 4 oluyor. 4'ten büyük değerlerde 2x eksi 4 oluyor. Hangi şık oluyor buna göre bakalım bir. D şıkkı oluyor değil mi? Bu neydi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Tek fonksiyon. Tek fonksiyonun özelliği şudur. Orijine göre simetriktir. Orijine göre simetrik bazen biraz zorlanılabiliyor. Şöyledir arkadaşlar. Şimdi bir grafik olsun tamam mı? Böyle bir grafik. Burada anlamak için sadece bir kısmın simetriğini alın. Üst üste denk gelirse doğrudur. Mesela bu mavi ile fosforladığım kısmın simetrisini alırsak. Önce y eksenine göre simetriğini alıyorsunuz. Bu oldu. Sonra x eksenine göre simetrin alıyorsunuz. Hakikaten örtüştüler. Tam o zaman bu orijine göre simetriktir diyebilirsiniz. Buna göre bu şıkka uyan, bu mantığa uyan B şıkkı oluyor. Diğerlerinin hiçbirinde arkadaşlar orijine göre simetri olmuyor. Orijine göre simetri dediğim gibi önce y'ye göre, sonra x'e göre simetral ya da tam tersi. Önce x'e göre simetral, sonra y'ye göre simetral üst üste örtüşmeleri lazım. Bakın analitik düzlemde bir nokta demek aslında fonksiyonlarda şu demektir. F2 eşittir 5. Yine G3 eşittir 8. Ve arkadaşlar HC eşittir A. Buna göre şimdi buna uygun soru da bakın. X gördüğünüz yere 1 yazsanız H1 eşittir F2 artı 1 çarpı pardon burası 1 bunun yanındaymış. 1 çarpı artı G1 yazdığımız için 3 oldu artı 1. Böylece F2'ye kaç demiştik? 5. G3'e kaç demiştik? 8. 5, 8 daha 13, 1 daha 14. H1 eşittir 14 oldu arkadaşlar. Şu Hc nereden çıktıysa H1'di zaten bu. Böylece H1 eşittir 14 yani A'ymış cevabımız B şıkkı oldu. Bu soruların arkadaşlar başka güzel versiyonlarını limit görürseniz limitte de bakacaksınız, göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın f eksi g ve f artı g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Gerçekten güzel sorular. Bunlar hoşuma gidiyor benim. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? f2 eksi g2 eşitmiş arkadaşlar 2'ye. Bu demek. Sonra geliyorum buraya sağ tarafa. F2 artı G2. Çünkü F artı G ne demekti? F ayrı G ayrı topla demekti. Yine F eksi G F'i ve G'yi ayrı ayrı çıkar demekti. F2 ne gelmiş? F2 artı G2 pardon. Eksi 2 gelmiş. Böylece arkadaşlar taraf tarafa topladığımızda bunlar gidiyor. Haliyle 2 F2 ne oluyor? 0. Yani F2 arkadaşlar 0 oluyor. F2 gördüğün yere 0 yazarsan G2 de neymiş bakın? Eksi 2 yani B şıkkı oldu cevap. G'yi bilmiyoruz ne olduğunu. G'nin içine x küp eksi 2 yazmalıyız arkadaşlar. Şu G bileşke fx grafiğini artık G küp 2, G x küp eksi 2 yapmış oldum. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz şimdi burayı 6 yapmak için x'e kaç vermelisiniz? 2. Doğru mu? Böylece g 6 olur. Peki x'e 2 verdiğinde cevap ne geliyor? 4. Önceden de başka sorularda da anlatırken de söylüyorum arkadaşlar. Biz burada değer veriyoruz. X'e değer veriyoruz. İçeride ne oluyor? 6. O zaman hakikaten X'e 2 verdiğin için içerisi 6 oldu. Ve cevapta 4 geldi. Şimdi artık F'nin içine G6'yı yazmamız gerektiği için G6'yı da 4 bulduk. F4 arkadaşlar buradan nedir? fonksiyonda da yerine yazarsak. 4'ün kübe eksi 2'den 64 eksi 2 62 B şıkkı oldu. F bileşke G eksi 3 ve G bileşke G bileşke F 7 verilmiş. Bir tanesi doğrusal fonksiyon. Aynı noktada kesiştikleri bir yer var. Hemen onu araya sıkıştıralım. X'e 0 verdiğinizde G'de de 4. Yine arkadaşlar F'e 0 verdiğinizde bu da yine arkadaşlar 4 oluyor. Bu kenarda dursun. Şimdi buna göre bakacağız. G eksi 3 kolaydan başlayalım. G eksi 3 x eksenini kestiği için neye eşittir? Tabii ki 0'a. Haliyle buradan da ne oldu? F0 oldu. F0 ne demek? Y eksenini kestiği noktayı bul demek. Kırmızı grafik Y eksenini demin de söylemiştik. 0'ı da 4'te kesiyor. Şimdi gelelim F7'ye. F7'yi nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle uzatayım bakın. Dikkat edin lütfen. X'e 7 vereceğim değil mi? X'e 7 verdiğimde bak buraya odaklanın. 45 derece, 45 derece. Burası 4 4 oldu mu? O zaman buraya 3 kaldı. E 45 45 93 yeniden burası da 3 birim oldu. Demek ki tabii ki burası ordinat olduğu için karşılığı ne olacak? Eksi 3. Haliyle F7 arkadaşlar eksi 3 geldi. Hiç denklem falan bile yapmadan hallettim bakın olayı. Sonra geliyorum G eksi 3'e. G eksi 3 ne demekti? X eksenini kestiği için 0. Sonra son adım G 0 kaldı. G 0 da y eksenini kestiği yerde o da arkadaşlar 4'tür. Böylece birinci cevap da 4 geldi, ikinci cevap da 4 geldi. Toplamları 8 oldu, E şıkkı. F fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde tanımlanırsa tersi de bir fonksiyon olur. Bir fonksiyonun tersinin olması için arkadaşlar daima artan ya da daima azalan olması lazım. Bu bilgi çok önemli. Neden? Bir fonksiyonun tersinin olması için birebir ve bir örten olması gerekir birebir ve örten içinde çizdiğiniz yatay doğruların özellikle birebir de grafiği tek noktada kesmesi lazım. Burada da yine bakın grafiği tek noktada keser. Ama fonksiyon biraz böyle artar biraz azalırsa bak grafiği kaç noktada kesiyor birden fazla noktada o zaman birebir olmuyor ki. Bu yüzden eksi 4 ile eksi 1 aralığında biraz artıyor biraz azalıyor olmaz. Eksi 2 ile 2 aralığında arkadaşlar bu zaten yani biraz artıyor biraz azalıyor falan olmaz kesinlikle. Eksi 2 ile 1 aralığına bakıyoruz. Eksi 2 ile 1 aralığında arkadaşlar bakın şimdi gördünüz mü daima azalıyor. O zaman cevabımız D şıkkı olacak. Şimdi arkadaşlar soruda şu nokta bizim için aynı zamanda çözüm için de çok değerli. Çünkü K artı 4 K'nın ilerisinde olduğuna göre bu sabit fonksiyonu olmanın gereği F K artı 4 aslında arkadaşlar neye eşit bakın eksi K'ya soru neye eşit vermiş? k eksi 6'ya. Böylece buradan 2k eşittir 6 oldu. k 3 oldu arkadaşlar. k 3 olduğuna göre olayı hallettik demektir. Şimdi bakın f eksi k yani f eksi 3. İşte burası eksi k. f eksi 3 de arkadaşlar gördüğünüz gibi nereye eşit? Eksi k'ya yani eksi 3'e. fk eksi 3 ne demek? 3 eksi 3'ten f 0'ı bul demek. F0 neydi? Y eksenini kestiği nokta. Y'yi nerede kesiyor? K. K'yı ne bulduk? 3. Bu da arkadaşlar 3 geldi. Eksi 3 ile 3'ün toplamı da 0. A şıkkı. Bakın şimdi arkadaşlar burada alan sorduğu için mecburen bir çizim yapmanız gerekiyor. Nasıl çizeceksiniz peki parçalı fonksiyonu çizerken? X küçüktür. 1 için 4 eksi 2 x demiş değil mi? Önce x'e 0 verelim arkadaşlar. Y'si 4'tür. Y'ye 0 verelim. X'i 2'dir değil mi bunun? Yalnız bu doğru nereden geçecek? Birden küçük noktalarda. Biri içi boş olacak şekilde bir değer verelim. 1 verdiğinizde 4 eksi 2'den ne oluyor? 2. Bu grafik bakın. X eşittir 1 ve Y eşittir 2'den geçecek şekilde. Ama birden gide küçük olacak şekilde böyle devam edecek. Normalde bu grafik biliyorsunuz böyle bir grafik. Ama neresini alıyoruz? Sol tarafını. Bunu yukarı aşağı değil sakın öyle anlamayın. Sol tarafını alıyoruz çünkü x küçüktür 1 olmak zorunda. 1 ile 3 arasındaki değerlerde y eşittir 2 doğrusuymuş. Hemen çizeyim bakın size. y eşittir 2 doğrusu görüyor musunuz? x eşittir 1'den x eşittir 3'e kadar. Sonra burasının içine boş yapalım. Bu arada burası dolu olacak. 2x eksi 4. Burada da o zaman normalde x'e 0 verdiğimizde y'si eksi 4. Sonra arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde y'ye 0 verdiğimizde x'i 2. Ve 3 verdiğimde de 3 kere 2 6 eksi 4'ten 2. Muhakkak uç değerleri denklemde verin ki bunların nereden geçeceğini anlarsınız. Haliyle arkadaşlar bu grafik normalde böyle ama buradan oldu gördünüz mü? Haliyle grafiğimiz artık arkadaşlar bu olmuş oldu. Y eşittir 4 doğrusu da bu doğru. Burada bir yamuk çıktı. Bu yamuğun alanını bulacağız. Burası 2 birim arkadaşlar. Sonra şu y eşittir 4 ne demek? Burada ona bakalım. Kırmızı doğru hangisiydi? 2x eksi 4 değil mi? Bu 2x eksi 4'te 4 veren x değeri neymiş arkadaşlar? 4'müş. Dolayısıyla buradaki şu uzunlukta alt tabanda 4 birim geldi. Zaten yamuğun arkadaşlar yüksekliği kaç birim? Şurası 2 burası 2 olduğundan 2 birim bakın. Alt taban 4, üst taban 2, bölü 2, çarpı yükseklikte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. Bunlar sadeleşti. Cevap 6 oldu. Bir an 8 yazdık. F bileşke G'nin tersi şöyle. G'nin tersi B ne demek? Bakın kırmızı grafik, mavi grafik pardon mavi grafik G'ymiş. O zaman y'si b, x'i neymiş bunun? 3. Demek ki bu 3'müş arkadaşlar. Bundan dolayı f3 2 geldi. F neresi? E kırmızıyla mavi aynı 3 noktasında kesişiyorlar. Demek ki b 2'ymiş gördüğünüz gibi. B 2 olduğuna göre burası 2 ise 45 45 90 üçgeninden burası da 2 birim olur. Böylece bakın 5 gelir. Şimdi artık G4'e bakacağız. G4 içinde ne yapacağız? G4 arkadaşlar Sonuçta şu doğru üzerinde artık bunları sileyim gördük zaten. Böyle bir doğru üzerinde G4'ü bulmam lazım. Peki nasıl buluruz? Bunun için çok basit bir benzerlik yapabilirsiniz. Böyle gözünüzle sakın büyütmeyin. Burası 4 birim. 1 1 ayrıldı mı? Şimdi burası da 2 birim oldu mu? Bak. Gördüğünüz gibi burası orta taban oldu şu kenar. 2'nin yarısı 1'dir. Bundan dolayı G4 arkadaşlar 1 olur. F3'e gelirsek F3 zaten demin bulmuştuk 2. Toplamları da 3 oldu C şıkkı. Şimdi arkadaşlar Fx artı 2 artı 2'ye odaklanmamız lazım. Burayı tanımsız yapan değerlere bakalım. Bize verilen grafik F grafiği. Bir kere F grafiğinde arkadaşlar ee, ne olması lazım? İçeride ne olduğundan bağımsız. Eksi 2 olsun ki. Eksi 2 ile artı 2'yi toplayınca 0 olsun. Böylece paydayı 0 yapan değerleri bulalım. Haliyle eksi 2 yapan değer kaç bakın burada gördüğünüz gibi eksi 1, eksi 5 ve 5. O zaman x artı 2, eksi 5 olursa x buradan eksi 7 olur. Sonra x artı 2 arkadaşlar. Eksi, e, kaç olursa? eksi 1 olursa buradan eksi 3 gelir. Bir de x artı 2, 5 olursa, x buradan 3 gelir. Eksi 7, eksi 3 ve 3 kenarda duruyor. Başka sıkıntılı olan bir yer var mı arkadaşlar? Grafikte gördüğünüz gibi. Bir de bir kopma var ama sonuçta F1 eşittir 0 olmuş. Orada bir problem yok. Paydayı başka tanımsız yapan değer yok. O zaman arkadaşlar bu G fonksiyonunu da tanımsız yapacaktır. Reel sayılar eksi 7, eksi 3, 3 olacaktır. Bunun da en geniş tanım aralığı. D şıkkı.